Merhaba arkadaşlar, ben Sinan Soylu. Bugün PlayStation 4 modellemenin 23. dersindeyiz. Bu derste DualShock kontrolörünün materyallerini tamamlıyoruz ve ana gövdenin, asıl makinenin de materyallerini yapmaya geçiyoruz. Hadi başlayalım. En son bu render'ı almıştık. Şimdi bu render'daki eksik olan yerleri ve değiştirmemiz gereken yerleri de yapacağız. Şuradaki alt tuşları biraz daha materyalini değiştirebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi şuna biraz şu gövdenin gridini yani bu bump'ını biraz değiştirelim arkadaşlar. Şunu 20 yapalım. Şu bump'ı, gövde gridin bump'ını. Altta tutulacak yerin bump'ını. Çünkü biraz daha değiştirmek gerektiğini düşündüm. Ayrıca bakıyorum, şunun da bump'ı çok görünmüyor. Onun da bump'ını biraz değiştirelim. Yani şu alt tuşların, bakın bunun. Bu materyalini, nerede bu mu? Evet, alt yönlendirme tuşları demişti. Tıklayalım. Şimdi şuradan OVMap alalım. Birazcık büyütelim. Biraz da şey yapalım. Bump'ını da değiştirebiliriz. Yani gerçi bump'ını değiştirmesek bazen büyütmekle tek başına işe yarayabiliyor. Dikkat edin, o kavrama noktaları, o çıkışlar, şeyler biraz büyüdü. Mesela burada da aynı işlemi yapabiliriz. Çünkü o teki tarafta öyle değil. Bunu da OVMap'ini biraz büyütelim. Böylelikle daha çok böyle hassas, daha böyle hareketli görünüyor yüzey. Bump'ını da şöyle 20 şu civarlarda falan kalsın. Bakalım. Evet, biraz daha alttaki özellikle kavrama noktalarının iyi olmuş. Alt yönlendirme tuşlarında fena görünmüyor ama yani biraz daha ayarlanabilir. Son render'ımıza geldik. Şurayı, şu kısmını seçerek bir render alalım. Bakalım değişiklikler yaptığımızda nasıl sonuçlar verecek. Bakalım şimdi. Şurayı da bir alsın. Sanki biraz daha uğraşılabilir gibi. Şunu. Şöyle yakınlaşalım biraz. OVMap'ini arttırdım. Şu U-Tile, V-Tile değerlerini 0,3 yaptım. Daraltınca biraz daha büyüdü. Bump'ını da şöyle 20 yaptım. Şöyle bakın, şunu da 0,3, şunu da 0,3 yapayım. Biraz daha böyle büyütelim. Evet, bu da aynı. Emin olalım aynı olduğundan. Şimdi nesnemize tekrar. İyi. Şimdi arkadaşlar, şu PlayStation logosunun olduğu materyali aldım, buraya koydum. Onu alıp yanına da bir tane kopyaladım. Yanına kopyaladım. Bu logonun olduğu imajı alıp girip oradan sadece siyah bölümünü seçtim. Ve artık logo değil, sadece siyah bölümü görünecek Apple dediğimde. Bakın, sadece bu bölümü seçtim. Şimdi burada elimde siyah bir parlak nesne var artık. Bunu da alıp şunun nesnenin siyah parlak 2 deyip üzerine kopyalıyorum, atıyorum şöyle. Şimdi orası artık parlayan bir, aynı PlayStation logosundaki siyahlığa sahip, aynı parlaklığa sahip bir nesne oldu. Sadece logosu olmayan. Logosu yok. Çünkü orada logo yok zaten. Şimdi bunun içindeki alüminyum plakaları da yapacağız.
Bunlar yapmak için şöyle de yapabiliriz. Mesela bizim materyal editörümüzden bakın şuradan Open Material deyip materyal arşivimizden de bir şey seçebiliriz. Uğraşmayalım. İşte daha önce oluşturduğum materyaller var. Şöyle favori view deyip cam veya metal materyaller içinde bu arşivi de böyle beğendiğim mesela şu materyali, altı materyalini koyuyorum buraya. Şimdi altı materyalini koy, 3 tane materyal geliyor. Bunları deneyeceğim. Bunlar biraz dediğime yakın renkte çünkü turuncu da. Materyalin özellikleri burada. Siz aynı materyali demin gördüğünüz gibi yapabilirsiniz. Ayarlarını gösterdim şimdi. Bir saniyeliğine. Bir bakıyorum, çekiyorum resmini, renderını. Alıyorum fakat görünmüyor yani içerisi değil mi? Yani bunda bir sıkıntı var. Bunu nasıl açacağız? Bunun içini görmek için bir V-Ray Light koyabiliriz karanlık bölgelere. Böylelikle hem içini rahat görürüz hem de materyalimiz işe yaramış mı onu anlamış oluruz. Şimdi V-Ray Light alalım. Şöyle şunun ağzına getirelim, bırakalım şöyle. Evet, biraz da çevirip şöyle ayarlayalım. Evet. Parlak mesleğimiz de iyi olmuş ama içindeki altın plakaların altın rengi görünmüyor pek. Onu ayarlamak lazım. Yani bunu ayarlamak için aslında şöyle de yapabiliriz. Şimdi bunu dışarıda bakalım, yerine yerleştirelim. Bunları seçiyorum. Şimdi biraz yukarıya alacağım bir kopyasını. Şurada şu plakalar bakın kalsın elimde. Kopya diyorum. Bir böyle bir render'ını alacağım ben bu bölgenin. Render'ını aldıktan sonra da bakalım. Dışarıdan bakalım yani. İçeride belki şey oluyordur. Şöyle. Yok, istediğimiz değil bu. Çünkü benim istediğim turuncu renkte olmasıydı. Bundan çıkalım. Bir de materyal editöre gelip tekrar bir materyal deyip ikincisine tıklıyorum. Şöyle bakalım. Materyalin özellikleri bu. Bakın bunlar. Difuzuna bakın. Ve bunu alıp zaten nesnem seçiliyken tıklıyorum üzerine. Direkt nesnelerin üzerine gidiyor. Tek tek atmama gerek yok. Şimdi render aldığımızda evet bu sonuç daha iyi işte. Güzel. Tamam. Şimdi bunun özelliklerine bakın arkadaşlar. Yoksa sizde de aynısını yapabilirsiniz. Self-illumination GI ayarları mesela burada o zaten çok değişmez de reflect'ine basın, bakın reflect rengine bakın, dikkat edin. Diffuse'una bakın. Yani bunlara hepsine bakın. Ne demek istediğimi zaten anlayacaksınız. Evet, iyi. Şimdi bunu alalım. Şuradaki nesneleri de atalım. Bu üsttekileri de atalım. Hepsine bu yeni materyalimizi atayalım. Nesnem seçiliyken şöyle tıklıyorum. Tamam. Gitti. Artık onlar da o materyale sahipler. Bir render alalım bakalım. İçeride görünmezse görünmesin. Çok önemi yok. Biz doğru yaptığımızdan eminiz. Değişik ışık açılarında görünecektir illaki. Şuradaki logonun Reflect Glossiness ayarında biraz daha parlasın diye değiştirdim. Şimdi gelelim başka işlemler yapmaya. Şu ön taraftaki USB girişimizi de yapalım. Öncelikle bunun grubunu ungroup yapalım.
Ungroup dedikten sonra şu metal plakaların hepsini işaretleyip şöyle altı da işaretleyelim. Bunu da aynı materyalimize atayabiliriz. Tamam. Şimdi buraya V-Ray materyal deyip yeni bir materyal daha oluşturayım arkadaşlar. Beyaz reflekti tam olan. Reflekti tam olması ne demek? Metal. Tamamen bir metal. Sade bir metal oluşturuyoruz buraya. Refleks sonuna kadar geliyor. Difuzu siyah ve refraktı yok. Bu bir sade metaldir. Ve şu dış tarafına da en sonunda yaptığımız o PlayStation logosundan elde ettiğimiz siyah bölümü attık. Şimdi bunun iç tarafında görüyorsunuz böyle noktacıklı bölümler burada varmış. Bu saçma bir görüntü veriyor. Yani içine geçmiş yanlışlıkla. Bunu biraz daha yerini değiştirelim. Yani şunu aşağıya çekelim gerekirse. Çünkü bu içine geçmiş o poligon. Bak bu poligon içeri geçmiş. Görünmemesi lazım aslında oradan. Şimdi biraz aşağıya çekelim. Gidiyor. Evet düzeldi. Şimdi şu ortadaki mesela şunu alıp şu ortaya da atabiliriz veya evet böyle atalım ya. Tamam. Ortadaki kutuya koydum yeterli. Şimdi tekrar bir materyal yapıyorum. Bu materyal difuzu siyah olan bir materyal. Hiçbir özelliği yok başka. Alıp bunu da şu şeylerin üstüne, yazıların üstüne atıyorum. Bu yazıyı da seçiyorum ve şöyle tıklayıp onu da atmış oluyorum. Şu Sony materyalini de şu düz sade metal olan materyal üstüne atalım bunun da. Bu Sony yazısı da burada kalsın. Alüminyum yazalım ona da. En azından materyalin de bir ismi olsun. Şimdi bir render daha alabiliriz. Bakalım nedir. Çıkalım buradan. Tamamını kapatalım şu rejyonu. Ve full render alalım. Evet. Güzel. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Şimdi şuradaki siyah bölüm var diye gövdede kullandığımız siyah bölüm. Onu şu malzemenin içine atalım. Şu kulaklık çıkışının olduğu yere. Çünkü ötekisi biraz farklı gibi geldi bana. Onu şunun üzerine atıyorum. Yani bu gövdede kullandığımız da aynı materyali. Gövdenin siyahında kullandığımız aynı materyali. Bunların üstüne de atmış oluyorum. Şimdi bunu bir render'da bakalım nasıl yakışacak. Mesela şu bölümü render'ını alalım. Bakın önceki hali bu. Bir render alalım. İkincisi daha iyi değil mi? Daha çok kendini gösteriyor. İkincisi olsun o zaman. Biz de bunu o şekilde yapmış olalım. Bu biraz dışarı çıkmış gibi. Biraz da içeriye koyalım. Tam yerine oturmuş bir şekilde olsun. Şimdi materyalimize bakıyoruz. Düzeltmemiz gereken yerleri görüyoruz. Elbette ki. Tekrar bir render alalım şimdi koyduk yerine. Tamam. Güzel. Bununla ilgili işlemleri bitirebiliriz artık. Şuradaki bölüm de var. Tabii bu bölümü yapmadan önce bu bölümün mesela şu materyalin kaplamasını da ötekinin aynısını yapmıştık. Bunu da gövdede kullandığımız kaplamaya atalım. Gövdenin siyah bölümünde kullandığımız kaplamaya atalım. Şunu da sürükleyip yine aynı şekilde bunu atalım. Bu da değişsin. Muhtemelen o iyi olduğuna göre bu da ona göre iyi olacaktır. Tabii şu ortaya da atabilirim. Şimdi tabii bunları yaptıktan sonra şunun üzerinde her şeyi gerçekleştirdim. Bunu grup diyeyim. Ve bunu bizde kalsın. Şunu da tabii ayarlayıp göndermek lazım. Önce şuna bir bakayım da.
Evet. Şunu da postalayalım, gitsin, silelim. Bunda artık bu da gitti. Tabii bu arada ışığı seçmemeye dikkat edin. Başka şeyleri seçmemeye dikkat edin silecekken. Sildim, gitti. Bundan bir kopya alabiliriz artık. Mesela instance deyip kopyaladım. Kopyaladım, çevirdim. İyi gibi görünüyor. Şimdi buna PlayStation gövdesini de getirelim bakalım içeriye. Merge edelim. Şöyle alıp nereye kaydettiysek o gövdeyi de içeriye doğru sürükleyelim. Geldiğinde işaretlediğim yerde merge diyoruz ve içeriye doğru PlayStation'ımızın gövdesini getiriyor. PlayStation'ımızın gövdesi koluna göre şimdi yani boyutları çok düşük. Tape deyip ölçüyorum. Bakın bunun boyutları neymiş? 27 santim ve eni de şöyle şuradan şuraya 30 santim. Yani bu hemen hemen kendi boyutlarında. Zaten üretirken de kendi boyutlarında yaptık. Ötekisi biraz büyük boyutta olmuş. Bunu da bulmak için PlayStation 4 DualShock Dimension deyip ayarlardan görsellere, görsellerden de şuradaki, şurada bir yerde buldum ben. Şu controller'ın genişliğini görebiliyoruz. Şimdi controller'ın genişliği neymiş? 162'miş, değil mi? O zaman biz 162 santimlik bir box çizip kontrolümüzü onun yanına yanaştırdığımızda doğru şey elde eder miyiz? Elde ederiz. Bakın şunu 162 yapalım. 16,2 yani. 16,2 santim yaptık. Şimdi getiriyorum kontrolümü. Şunu silmem gerekecek. Çünkü bunu ayarladıktan sonra kopyalamak lazımdı. Şu box'ı oraya getiriyorum. Controller'ımı da bu box'ın seviyesinde küçülecek şekilde 3 boyutta küçültüyorum. Dikkat edin, içerideki üçgene bastırarak küçülttüm. Evet. Şöyle bakalım karşısında. Biraz daha küçülteceğiz. Sınırları kutunun sınırları olacak. Güzel. Şimdi şu ikisini yan yana koyalım arkadaşlar. Ve bunlar artık orantılanmış bir şekilde burada duruyor. Bunları tam sahneye oturtalım. Sahnemizin yeşil zeminine düz bir şekilde otursun. Bunu da yerine oturtalım. Evet. Kaplamalarını yapmaya başlayabiliriz artık bu gövdenin de. Ana gövdenin de kaplamalarını yapmaya başlayabiliriz. Ana gövdenin kaplamalarını yaparken de eski materyallerden faydalanabiliriz. Ana gövdede dikkat ederseniz sol tarafta parlak cam ve sağ öteki 3 parçada da normal gövde görünüyor. Ama sol tarafta bir kısmı da cam gibi parlayan bir nesnemiz var orada. Şimdi gövde materyalinde ana kontrolörden kullandığımız siyah gövde materyalinin kopyasını buraya koyuyorum. Çekip oraya koyuyorum ve buna şöyle konsol deyip bir isim koyuyorum. Reflektini biraz daha, mesela bunu biraz reflekti fazla gibi azaltabilirim reflektini. Şöyle 40 gibi bir şey yaptım. Okey dedik. Bunu da ungroup yapıyorum arkadaşlar. Şöyle Edit Table Poly'den nesneye tıkladığımda, mesela şu 3 nesneye tıkladığımda artık o materyali M harfine basıp açarak şöyle şimdi materyal üzerindeyken şöyle tıklayıp atıyorum. Artık orası o materyalden oldu. Kötü olursa yine değişiklikler yapacağız. Gelelim şu yan taraflardaki boşluklara da aynı materyali sürüklemeye. Bakın buralardaki de aynı materyal olacak.
Hatta bu arkadakiler de hepsi aynısı olacak. Şu ızgaralar falan. Görüyorsunuz hep aynı. Şimdi şuradaki cam materyali yapmak için de şu ikinci materyalimi alıp gövdedeki parlak materyal bu. Bunu deneyeceğim. Acaba bu ona olacak mı bilmiyorum. Deniyoruz. Gövdede kullandığım parlak materyalin o alttaki o alt yönlendirme tuşlarında olan materyali buna uyguluyorum. Konsol parlak diye de isim verdim. Oraya kopyalayıp yeni bir isim verdim. Bu kopyaladığımı da buraya atıyorum. Şöyle. Bunu şöyle şuralara atalım. Şimdi şuradaki metal aldığım bak metal bölümleri şu metal çubuklara atıyorum bu materyali. Çünkü hazırlamıştım zaten. Bunun için yeni bir tane hazırlamaya gerek yok. Şuna da şu siyah parlak iki yazdım ya. Bunu atacağım arkadaşlar. Şu ışığı da şöyle bir kopyasını şuraya çıkartıp bir de rengini değiştirip şiddetini ayarlayıp şunun üzerine atacağım. Evet, ışığımızı da ayarladık. Şurada küçük parçalar var. Bunları da gövdenin materyalini ayarlıyorum. Şimdi render alalım bakalım. Kamerayı biraz ileri geri yapıp tam boyutta alıyorum. Render'ımız güzel. Fena değil. Işıklandırmada biraz değişiklikler yapacağız. Bir de sol taraftaki camı beğenmedim. Onu da değiştireceğiz.